İlk uykuya dalışınızdan... Sen biraz oku, ben özet çıkarıyorum gibi tamam. yapayım. İlk uykuya dalışınızdan yaklaşık bir saat sonra tuhaf bir şey gerçekleşir. Derin uykunuza devam etmek yerine... Kanal genişlerken daha az kullanılanlar yavaş yavaş yok olurlar ergenlik çağıyla birlikte. Bu budama biyolojik gerçekliğidir aynı şekilde. Yaşamın ilk yıllarında görsel deneyimden yoksun kalan ve... İlkokul ikinci sınıfta görme yetimi kaybettim. Ondan sonrasında iki yıl okula gidemedim. Evde el becerisini geliştirici şeylerle uğraştım. Örgün okumak başka oluyor. Yani hocayı sınıfta dinlemek daha bir başka oluyor. Uzaktan da ne kadar yani canlı ortam gibi olmuyor tabii. Tabletim üzerinden bağlanıyorum. Canlı derslere katılıyorum. Not alıyorum Kabartma Braille tabletime. O şekilde takip ediyorum. Evet tabii zaten bu süreçte yani en büyük desteği onlar sağlıyorlar. Birçok ders kitapları maalesef ki kabartma değil veya elektronik formatta da değil. Çünkü üniversitede birçok bölüm olduğu için herkesin farklı farklı birçok kaynak erişilebilmiyor. O yüzden kitapları ailem seslendiriyorlar. En büyük sorunumuz ön yargı ve bilinçsizlik diyebilirim. Bu ikisini çözersek aslında bütün şeyler çözülecek. Ön yargı deyince tabii sadece hani görme engelli ise hiçbir şey yapamaz. Nasıl yapacak? Bu diğer engelliler için de geçerli. Ki teknoloji çağında yaşıyoruz. Yani teknolojinin sunduğu imkanlarla birçok hayatımızda şey değişiyor ve bizim de diğer insanlarla olan farkımız minimum düzeye iniyor bu şekilde. O yüzden biraz daha bunları araştırarak hani bilinçlenmelerini istiyorum. Ailem dışında Türk Telekom ve GETEM'in Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Merkezi'nin işbirliğiyle kurduğu bir telefon kütüphanesi var. Onun dışında GETEM'in kendi sitesi de var. Oradan birçok kitaplar okuyorum. Bu çok güzel bir avantaj. Kitap okumamızdaki önündeki engel kalkmış oluyor. Akademisyen olmayı hedefliyorum. Onun dışında hobi olarak hikayeler falan yazıyorum. Bunu da bir kitap yazarak somutlaştırmak istiyorum. Uyarımlar olmadığından, görmeyle ilişkili olan beyin hücreleri ya ölecektir ya da diğer kullanımın gelişimi çocuklukla birlikte son bulmaz beynin inanılmaz esnekliği. Çocuğum şu anda liseyi birincilikle bitirdi. Üniversitede de güzel bir bölüme girdi. Kendisi başardı. Bizler de elimizden geldiğince destek olduk. Yani psikoloji bölümü alanında kendini geliştirmek istiyor. İnşallah çocuğun hayalleri peşinde koşacağız. Kızımızla çok güzel bir yaşantımız var. İlk başlarda görme yetisini kaybettikten sonra biraz bir iki yıl onun için de bizim için de zorlu bir süreçti. Bu iki yıl zorlu bir süreci çok güzel atlattığımıza inanıyorum. Kızım okumayı çok sevdiği için hep bir okul hayali vardı. Biz bunu Afyon'da başaramadık. Birinci sınıfa gitti. Çok güzel okuma yazmayı öğrendi. Öğretmenlerin bile yapamaz edemez dediği çocuk ilk ABC'yi öğrendiğinde ilk 5'teydi. Ve diğer arkadaşlarına örnek olmuştu. Biz bunu böyle başardık. Çocuğumun okuma hırsı hep vardı. Hep istiyordu. Araştırdık. En büyük hayalimiz kızımın hedeflerine ulaşmış olması. Bu da tabii bizi çok mutlu ediyor. Bunun için okumaya devam ediyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Bundan sonraki hayatında da her zaman kızımın yanında olacağız.
teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyur Sema'cığım.